Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi Çemberde Açı'nın konu testiyle birlikteyiz arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Bira bismillah diyelim. İlk sorumuzu okuyalım. Şekildeki çemberde 70 derecelik dışta bir açı görüyorum ve burada bir dondurma kuralı da görüyorum aynı zamanda dostlarım. Çünkü iki teğetin arasındaki açı neydi kuralımız? Şu gördüğü ilk yayla açının toplamı 180 derece olacak. Yani şu yayın ölçüsü o halde 110 derecedir diyebilirim. Şimdi şurada bir C açısı var. C açısı bir çevre açı. Gördüğü yayın ölçüsünün yarısı olacak. Yani 110'un yarısı olacak 55. İkizkenar üçgen olmasından sebep burası da 55. 55, 55, 110. Alfaya kaldı 70. Edirne'yi paketledim hemen. Geldik ikinci sorumuza. Evet, bir sürü çevre açı görüyorum dostlarım. Hemen gördüklerimizi bir yerleştirelim. Şurası 30 derece ise gördüğü yay 60 derece. 50'nin gördüğü yay yani şuranın tamamı 100 derece olmak zorunda, iki katı. Sonra 10 görüyor arkadaşlar. Şurası 20 derece olmak zorunda. Bunu da yapıştıralım. Sonra 20, bakın şu doğru buraya paralelmiş. Ok işareti koymuş, yazmış da aynı zamanda zaten. Paralel iki doğrunun arasındaki yayların ölçüleri eşitti. Yani şu 20 ise buranın da 20 olması lazım. Hatta 100'dü burası. Şuraya da 80 derece kaldı diyebilirim. Şimdi alfayı değil de alfanın dış açısı olan x diyelim buna. X'i konuşalım dostlar. Bakınız x şu kirişle şu kirişin arasında kalan bir açı. İç açı yani. Neydi kuralımız? İç açı sağdan ve soldan gördüğü yayların toplamının yarısı. Yani x 80 ile 20'nin toplamının yarısı. O zaman 100 bölü 2'den 50'dir x. X 50 ise alfa da 130 derecedir. Yapıştır gelsin. Evet, üçüncü sorumuz. Bakalım bu ne diyor? Şimdi şurada bir üçgen var. D, O, E. Bakın 20, 30 daha 50. Şuradaki açımızın ölçüsü 130. Hatta bunun tersi de 130. Ve 130 O noktasında yani merkezden çıkan bir açı. O zaman gördüğü yay da kendisine eşit olmak zorunda. Yani şu yayın ölçüsü de 130 derece olmak zorunda. Peki alfaya bakınız. Alfa 130'u gören bir çevre açı. Yani 130'un yarısı olacak. 65'tir. Yapıştırdık. Evet, çaplı çember ne çapmış? BD çapmış arkadaşlarım. Şurası çap. Şimdi Y çevre açı, gördüğü yay 2Y. X çevre açı, gördüğü yay 2x olacak diyelim bir kere. Y ile X arasındaki ilişki acaba nedir diye de bir soru sormuş bize amcamız. Sağ olsun amcamız güzel şeyler sormuş. Bakalım neler yapacağız şimdi. Şimdi ilk aklıma gelen hiçbir şey gelmemesi, o da güzel. Şimdi şurada BD çap olduğu için şurası çapı gören çevre açı 90 derece. Demek ki şurası 90 eksi x olacak. Bunu bir yazalım. Sonra 90 eksi x ile 30'un toplamı iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit kuralından şurası 120 eksi x olacak. Bunu da yazalım. 120 eksi x'in gördüğü yay iki katı olacak. Yani 240 eksi 2x oldu burası. Bunu da bir söylemiş olalım şimdilik. Peki şurası toplam bakın 240 eksi x ile 2x ile 2x'in toplamıdır ki o zaman burası toplamda 240 yaptı. Bu da bir dursun elimizde. 240'muş orası. Demek ki şurası da toplamda 120 olacak. Tamamı 360 olsun diye. 120 ise şurası da 60 eksi 2y olacak diyebiliriz. Toplam 180 olsun, 120 olsun diye. 120 eksi 2y pardon. 120 eksi 2y olacak. Burası çünkü 2y, tamamı 120 demiştik. Şimdi 30 dış açı. Dış açı yani 30 ikinci gördüğünden yani 240 eksi 2x'ten birinci gördüğünü yani 120 eksi 2y'yi çıkartıp 2'ye böldüğümde 30'u buluyorum dostlarım. Hemen şu 2 ile 30'u çarpalım. Şöyle aşağıya biraz yer açayım. İşlemimizi yapalım. 2 ile 30'u çarptım 60 eşittir. 240 eksi 2x eksi 120 artı 2y geldi.
240'tan 120 çıktı, 120 kaldı. 60'ı da buraya alırsam bu tarafta eşittir 60 olur. Eksi 2x'i buraya alırsam 2x. 2y'yi buraya alırsam eksi 2y gelir. 2'ye de bölersek x eksi y eşittir 30 olur. Ya da y'yi yalnız bırakmış şıklara baktığımda y'yi bu tarafa 30'u buraya alalım. X eksi 30 eşittir y olur. Evet, cevabımız Adana'dan geldi. Beşinci sorumuz. O merkezli çemberde bakın yarıçapa eşit bir uzunluk var. Hemen ne yapıyorum ben burada? Şurayı çiziyorum. Bu da yarıçaptır diyorum. Bu da yarıçaptır. Şurada bir ikizkenar çıktı. Burası y. Y ile y'nin toplamı burası olacak. 2y. İkizkenar olduğu için burası da 2y. Bakın yine iki iç açının toplamı bir dış açıya eşitten bu 2y ile y'nin toplamı şuradaki x'e eşit. Yani x eşittir 3y. Hemen şuradaki oranda x yerine 3y yazalım. Y'ler gitsin. 1 bölü 3 çıktı oranımız diyelim. Evet, 6. sorumuzdayız. Bakalım bu ne diyor. KT çapmış arkadaşlarım. Bunu söylemiş bir kere. Önce bunu bir yazalım şimdi. KT çap. Gösterelim bunu. MK, KT çaplı çembere K noktasında teğet. MK teğetmiş. Tamam, teğet olduğu noktada merkezden inen yarıçap teğete dik iner her zaman. Buranın 90 olduğunu söyleyelim. Bakın şu 90'dan tam hipotenüsün ortasına bir doğru indirirsek muhteşem üçlüden bu da buna eşit olur. Şuradaki P noktası çapı gören çevre açı olduğu için 90 derece olur. Ve ikiz kenar dik üçgen çıkar 45-45. Ve bu 45'in gördüğü yay şu yay olduğu için bu yayın ölçüsü 90 derece. Alfa'da 90'ı gören çevre açı olduğu için yarısı olacak 45 derece. Evet, 7'deyiz. Yine yarıçapa eşit dışarıda bir uzunluk var. Hemen merkezle bu dışarıdaki uzunluğun çembere değdiği noktayı birleştiriyoruz. Deminki 5. soruda da bunu yaptık değil mi? Şimdi hemen bu da yarıçaptır diyelim. Şurada ikiz kenarımız çıktı bakın. Bu açımızın da 15 olduğunu söyleyelim. 15 ile 15'in toplamı şu dış açıya eşittir 30. İkiz kenar olduğu için bu da 30. 30, 30, 60 şurası 120 yapar. 120, 15 daha 135. Buraya da 45'imizi yapıştırdık. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, 8. sorudayız. Şimdi bakın bir diklik inmiş ve ikiye bölmüş kirişi. Biz dedik ki sadece merkezden inen dikme kirişi ikiye böler. O yüzden bu doğru kesinlikle çaptır. Şimdi 40 gördüğü yay şurası 2 katı olacak 80. Burası çap olduğu için arkadaşlarım çapın sağ tarafındaki yayın ölçüsünün kesinlikle 180 olması lazım. 80'i buradaysa şuraya kaldı 100. Bizim dondurma kuralı dediğim kuraldan alfa 100 ile toplanınca 180 olacak. Demek ki alfa da 80 gelecek dedik. Şimdi arkadaşlar Sela okunuyor. Ben burada bir durdurayım videomuzu. Bitsin. Tekrar başlayalım. Tamam mı kardeşler? Evet. Selamız bitti. Allah rahmet eylesin. Şimdi hemen kaldığımız yerden devam edelim dostlar. Evet, benzerini yine tarama testinde de çözdük arkadaşlar. Şuradaki hemen kenar ortayı çiziyoruz. Ve kenar ortaya bakın çapı gördüğü için çapı gören çevre açıdan dolayı 90'ı yapıştırıyoruz. Ve şunu fark ettik, kayı kuralını gördük dostlarım. Yükseklik aynı zamanda kenar ortay olduğu için bu üçgen kesin ikiz kenar üçgendir. Şurası 80 derece. Şurası da 80 derece olmak zorundadır. 80-80. 160 alfaya da kalıyor. 20 derece yapıştırdık. Çemberde teğet. Şimdi AD üçlü bir eşitlik var. Buna göre de diyor alfa kaç derecedir? Şimdi şuraya da biz bir ikiz kenardan dolayı alfamızı yazalım dostlarım. Şurayı birleştirdiğimde bakın BC'yi. BC'yi birleştirdiğimde şu üçünün eşit olduğunu gördük ya arkadaşlarım. O yüzden BC'yi birleştirdim. Muhteşem üçlüyü gördüm burada. Dolayısıyla buraya da 90'ı çaktım hemen. Şimdi bu alfa gördüğü yay 2 alfa değil mi? Şuradaki alfanın. Teğet giriş açı olduğu için şurada 2 alfayı görüyor.
Peki bu iki alfayı gören şuradaki çevre açımız da alfa olmak zorundadır. Buraya da alfa yapıştırdım. Ve bakın bu dik üçgen oldu size ikizkenar dik üçgen. Alfa alfadan dolayı. Demek ki alfalarımız ne olmak zorunda? 45-45-90 üçgeninden 45 çıkmak zorundadır. Evet, o merkezli çemberde 10 var, 30 var. Şimdi 10 derecemizin hemen gördüğü yaya 20 derece bir yazalım arkadaşlar. Sonra şunu da çizelim. Bakın bu da bizim çemberimizin yarı çapıdır. Şu da çemberin yarı çapıdır. Dolayısıyla burada bir ikizkenar üçgen var. Burası da alfa oldu. Başka şu 20'yi gören şuradaki merkez açının ölçüsü de 20 derece olacak. Şurada bir ikizkenar üçgen çıktı arkadaşlarım. Bakın şunlar ikizkenar. O zaman şu aradaki açımız da minik açı da 10 derece olmak zorundadır. Bunu da yazdık. Başka neler var? Bakın şurası bizim çapımız. Çap dediğimiz yer şurası. Şimdi bu çap üst tarafı 180 derece olacak. 20 şuradaysa şu DAB yayına 160 derece kalmak zorundadır. Bunu da yazdık. Şimdi şu 30'u da kullanalım. Hatta 160'a hiç gerek yokmuş bakın. Şu 20 ile şuradaki 20 ile şuradaki 30'un toplamı iki iç açı olduğu için bunlar toplamları şuradaki dış açıya eşit. Yani şuraya eşit olacak. Kısacası benim alfa dediğim yere. O zaman 20 ile 30'un toplamı alfaysa alfamız da 50 olacak. Çünkü buranın tamamına alfa demiştik. Şuradaki ikizkenar üçgenden alfa alfa demiştik buraya. Evet, 12 numaralı sorumuza bir bakalım. T noktasında T, ATB açıortayın eşitliğini göstermiş burada arkadaşlarım. 75'miş oradaki bir açımız. Buna göre alfa kaç derecedir diye de bir soru soruyor bize. Bakalım neler yapacağız şimdi. T noktasında T'tir, 75, başka da bir şey yok. Çok fazla bir bilgi yok arkadaşlarım. Şimdi şu alfa gördüğü yaya hemen 2 alfa dersek. Şurası 2 alfa olur. Şimdi bu 2 alfayı gören şuradaki teğet kiriş açımız, yani şu noktalı açı da alfa olur. O zaman bu da alfa olur. Ve bakın üçgenin iç açıları alfa, 2 alfa ve 75 oldu. Demek ki 3 alfa 105 olacak. Alfa eşittir 3, 5. 35 mi geliyor arkadaşlar? Evet, geldik 13 numaralı sorumuza. Şekildeki O merkezli çemberde AB ile BC birbirine eşit verilmiş dostlarım. Peki hemen bakın dik açıdan hipotenüsün ortasına muhteşem üçlü yapacak şekilde şu çizgiyi çizdim arkadaşlar. Şimdi alfa ise burası da alfa olacak. Alfa ile alfanın toplamı iki iç açı bir dış açıya eşittir. Burası 2 alfa oldu. Şimdi şu bizim çemberimin yarı çapıysa buna tık tık koyduysam bu da çemberimin yarı çapı. Buna da tık tık koyacağım. Ve bakın şuradaki üçgenim nasıl bir üçgen çıktı? Eşkenar üçgen çıktı. Demek ki açıları 60, 60, 60. O halde 2 alfa 60. Demek ki alfamız da 30 gelecek. Yapıştırdık. 14 numaralı sorumuz. Hemen bir 30 derecelik çevre açı görüyorum. 30 ise şu yayın ölçüsü 60. Eşit kirişlerin arkasındaki yayların ölçüleri de eşittir. Buna da 60'ı yazdık. Şimdi BD DC'ye eşit, bir de AB BC'ye eşitmiş arkadaşlar. AB ile BC de birbirine eşit kirişlermiş. Demek ki bu BC'nin arkasında 120 var ya. Demek ki şuradaki kirişin arkasında da 120 olacak. Eşit kirişlerin arkasındaki yaylar eşit olduğu için. Peki 120, 120 daha 240, 360'a tamamlamam için şuradaki AC yayının da ölçüsünü 120 yapmalıyım. X de 120'yi gören bir çevre açı olduğundan dolayı yarısı olacak. 60'ı yapıştırdım. Cevap Adana'dan geldi. ABCDE düzgün beşgeni ile çevrel çemberi verilmiştir. Tamam. Şimdi düzgün beşgende bakın şu köşeden karşısındaki kenara inen diklik, bu diklik arkadaşlarım bizim bu kenarımızı kesinlikle ikiye bölecek. Ve kiriş ne zaman diklik tarafından ikiye bölünüyordu? Tam merkezden çıkarsa bu kiriş her zaman merkezden inen dikme tarafından ikiye bölünüyor. Demek ki şurası benim çap dediğim yer.
Bunu da söylemiş olalım. Tabii bu kirişi ikiye böldüğü gibi buradaki yayı da ikiye bölüyor arkadaşlar. Bunu da yazalım. Şimdi alfa bu yayı görüyorsa bu yay 2 alfadır. Bu da 2 alfadır. 4 alfa oldu bunlar. Düzgün beşgendeki bütün kirişlerimizin uzunlukları eşitti. Demek ki her birinin arkasındaki yayın ölçüsü 4 alfa olacak. Şimdi ne var burada? 5 tane 4 alfa var arkadaşlarım. Yani 20 alfa var. Ve toplamları 360 olacak. Demek ki alfa buradan 18 derece gelecek 360 bölü 20'de. Evet, son sorumuzdayız. Şekilde AB ve AD doğruları birbirine teğettir. Klasik bir sorudur arkadaşlarım. Daha önce çözdük bundan hem tarama testinde hem köşe taşlarında. Şuradan ortak teğet çizdiğimizde şuradaki açı ile buradaki açı birbirine eşit oluyordu. Aynı yayı gördüklerinden dolayı buna da 50 yazdım. Aynı şekilde burada 60 olacak. Ve bakın toplamı 360 olacak şuradaki dörtgenin. Ne var şimdi? Alfa var. 50 var, 50 var, 100. 60 var, 60 var, 120. 100, 120 daha 220 yaptı. Demek ki alfaya 360 olması için 140 derece kaldı diyebiliriz. Cevabımız Denizli'den gelir dostlar. Evet arkadaşlarım, konu testi 1'i gömdük. Bir sonraki videomuzda konu testi 2'yi gömeceğiz. Hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.